Artık dünya üzerindeki haritaya ve insanların davranışlarına çeşitli anlamlar yükleyerek yürütülen bir mücadelenin varlığını anlamış bulunuyoruz. Fikir sahibi birey ya da gruplar fikirlerini gündeme getiriyorlar. Gündemdeki fikirler arasından en çok destek bulan fikir geleceği şekillendiriyor. Arzularına yenilerek İnsanlık adına yürütülen süreçlere isyan eden korsanlar, deneyimlerinden elde ettikleri tecrübe sonucunda iddialarında haksız oldukları sonucuna vardılar ve haksız olarak damgalanarak insanlık tarafından dışlanmaktan korktukları için atalarımızdan gelen yeteri kadar tecrübe oluştu. Süreci sonlandıralım ve elimizdeki tecrübeyi kullanarak yeni bir sistem oluşturalım teklifini eğer süreç şimdi sonlanırsa insanların gözünde kötü koşulların tek sorumlusu bizler oluruz diyerek reddettiler. Israrları ve talepleri neticesinde atalarımızın planladığı ve defalarca teklif ettiği son yerine bu arkadaşların planını yaptığı alternatif yüzleşmenin gerçekleşebilmesi için Dünyadaki yönetim ve yetkinin sorumluluğu 1980'e gelene kadar kademe kademe bu arkadaşların eline geçti ve böylece yeni bir korsan plan oluşturuldu. Madem alışılageldik uygulama hakim gücün fikrini gündeme bir ritüel vasıtasıyla aktarmasıdır o zaman bizler de bir yandan karşılaştığımız gerçeği gündeme aktarırken bir yandan da insanlığı yüzleşmesi gereken gerçeklerle buluşacağı sona ilerleteceğiz. Bundan başka çaremiz yok. Buna mecburuz. Almanya giriştiği mücadele sonrasında dağılarak dindarların dünyanın huzuru için ürettikleri süreçlerin yetersizliğini ortaya koymuş oldu. Japonya mücadelesi sonrasında iflas etti ve insan mantığının arzuları dizginleyemediği gerçeği gündeme aktarılmış oldu. Ve şimdi bizler gelenekçilerin yetersizliğini, gelenekçilerin tanımladığı bütünlüğü temsil eden Yugoslavya'yı dağıtarak devletin yetersizliğini ve çaresizliğini Devletçinin tanımladığı bütünlüğü temsil eden Sovyet Rusyayı dağıtarak halkın bu durum karşısındaki kayıtsızlığını da Çekoslovakya'yı dağıtarak bu gerçekleri tarihe not düşmüş oluyoruz. İnsanlığın bu olumsuzluklara cevabının ortaya çıkması için tüm bunları yapmak zorundayız. Bizler bu döngüyü oluşturup insanlığın odağını 1. Dünya Savaşı ritüelinde olduğu gibi bilinmezliğin merkezini temsil eden Anadolu'ya çevireceğiz. Önceki ritüelde insanlığın cevabı Atatürk'ün ortaya çıkmasıydı. Bu ritüelde bir Atatürk çıkarsa oturur, geleceği konuşuruz. Çıkmazsa oturur, yine geleceği konuşuruz. Fakat öncelikle İnsanların canlarıyla besledikleri süreçlere saygı gereği yeni Atatürk'ü beklemek durumundayız. Beklenilen kişi ortaya çıkarak insanlığın ihtiyacı olan süreci oluşturmadığı takdirde bunu o söz konusu günde toplumun ileri gelenlerini toplayarak bizleri temsil edecek olan arkadaşlar yapacaklar. Ve işte o gün İnsanlığı huzura taşıyacak olan son süreç başlamış olacak.